tedavisi yaz aylarında yapılır mı? Rahminde çikolata kisti, miyom ve polip olanlar anne olabilir mi? Polikistik over olan hanımlar tüp bebek tedavisinde daha mı şanslı? Operatör doktor Aret Kamar Sağlık Merkezi'nde anlatıyor. Meraklarımız, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı İstanbul Tüp Bebek Kadın Sağlığı Merkezinin e, kurucusu Doktor Aret Kamar bizlerle. Şimdi biz en çok soruyu Akdeniz ülkesi olduğumuz için Akdenizli kadınlarda çok sık görülen elim da duramadı bir türlü e, polikistik over sendromlu hanımlardan alıyoruz. Özellikle polikistik over sendromu, miyomlar, çikolata kistleri e, yanı sıra polipleriniz varsa. Acaba gebek kalabilir misiniz? Şayet tüp bebek tedavisi olacak iseniz nasıl bir yol haritası çizilecek? Tüp bebekle ilgili A'dan Z'ye her şeyi sorabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz numaraları aramanız yeterli. Sayın Kamar hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız Siz de hocam? Siz hoş geldiniz. Ben de mi hoş geldim? Hoca burada bir kinaye yaptı. Ben birkaç <laughs> gün Bodrum'da kaldığım için hocam bir sosyal medya her şeyi gösterdi. <laughs> Ben size diyeceğim İnşallah. çünkü çok yoğun çalışıyorsunuz İnşallah. Ben diyorum Biz bayramda bile çalışıyoruz. Bayramda da mı? Aa, mutlu oldu. bak. <gülüyor> <gülüyor> Hocam tabii anne adayları beklemiyorlar çünkü sizin tedaviler takvimli. Öyle adette başlıyor. Ya. Adetle beraber bir 15-20 gün kadar sürüyor biliyorsunuz bizim transferle beraber. Dolayısıyla mesela belli günlerde çalışmak istemiyorsanız ta 15 güne belinden tedavilere hiç başlamamak lazım. Kesmek Bu da lazım. teknik olarak çok mümkün olmuyor tabii. Hadi o zaman şunu sorayım. Şimdi yaz ayları. Yurt dışından hastalar geliyor. Bizi Belçika'da, Almanya'da, işte Türkiye, Türkiye Cumhuriyetlerde istiyorlar. E, yurt dışından hastalar gelecek. Bayram tatilini e, fırsat bilip gelenler de olacak. Şimdi yurt dışından bir hasta yaz aylarını buraya geliyor ise önce yazın tüp bebek tedavisi yapılabiliyor mu randımanla? Çok güzel Ve yapayım. eğer yurt dışından gelecekse Türkiye'de kaç gün kalması lazım ki tamam artık hamile kaldım gideyim takipimi yaptırırım desin. Şimdi tüp bebek kadar tüp bebeğin hazırlığı önemli. Bir çift tüp bebeğe başvurduğu zaman belli testlerin olması lazım. İşte Erken sperm testlerinin, kadının rahim filminin, işte sağlıkla ilgili olacak kan testlerinin... Ve beraberinde eğer daha önce gebelik kayıpları ya da ailede herhangi bir hastalık varsa onun bebeğe nakledilmemesi ya da düşüklerden korunmak için genetik testlerin mutlaka olması lazım. Dolayısıyla yurt dışından bir hasta bize tedaviye gelecekse eğer en güzeli gelmeden birkaç ay evvel bizimle irtibata geçmesidir. Hı -hı. Ve biz onlardan bulundukları yerde bazı tahlillerini yaptırmalarını istiyoruz ve onları internet yoluyla görüyoruz. Bir problem varsa onları düzeltiriyoruz. Ondan sonra adetlerinde gelmelerini istiyoruz eğer bütün testleri yerindeyse. Adetlerinde geldiklerinde yumurtalığın durumuna bakılır. Eğer tedaviye uygunsa tedaviye başlanır. Ve bu tedavi işte yumurtaların büyütülmesi ve toplanması aşağı yukarı 12-13 gün kadar sürüyor. Sonra embriyoların laboratuvarda oluşturulması ve anneye transfer edilmesi elde edilen yumurta sayısına göre bazen biliyorsunuz 2-3 günde bazen de 5. 6. güne kadar bekletip öyle transfer ediyoruz. Dolayısıyla bir 5-6 günde ona koyarsanız demek ki 17-18 gün içerisinde maksimum bu iş bitmiş oluyor. E, tabii bazen transfer etmediğimiz hastalar da olabiliyor. Yani her yumurta topladığımız hastada transfer olması mümkün olmayabiliyor. Özellikle işte rahmi çok uygun olmayanlarda ...tedavi sırasında bir problemi olanlarda, gripal enfeksiyon geçirip ateşi yükselenlerde... ...ya da mesela genetik test yapılacaksa bu testler birazcık zaman aldığı için transfer bir sonraki aya ertelenebiliyor. Bazı yumurtası çok çıkan kadınlarda özellikle polikistik overlerde zaten e, yumurta topladığımız ayda transfer etmiyor... ...çünkü onların çok çok fazla yumurtası çıkıyor, 30 tane, 40 tane, 100 tane bazen yumurta çıktığı oluyor... Dolayısıyla onlar da önce biraz rahatlamalarını bekliyoruz sonra transfer ediyoruz. Ama normal cevabı olan hastalarda ya da az yanıtı olan hastalarda az yumurta çıktığı için Hı -hı. genellikle aynı ayda transfer edilebiliyor. Bu da demek ki 18 gün 1-2 günde dinlenmelerini 20 gün falan. söylersek işte 20 gün içinde Hoca bayramda bitiyor. da çalışıyor mu zaten? Çalışıyoruz. Bizde biz problem. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam ya sıcağı etkilemiyor değil mi o tedavide? Yaz sıcağı etkilemiyor. Çünkü Hı. bizim laboratuvarımızın sıcaklığı her zaman aynı. Bu Aynen. böyle organize ediliyor. Nemi, ısısı, ışığı her şeyi aynı oluyor. E, i̇nsan vücudu yaz-kış zaten aynı derece biliyorsunuz. dereceye koyuyorsunuz 36,5 derece tamam. ölçüyor. Dolayısıyla dış ortam sıcaklığı bizim işimizi çok fazla etkilemiyor. Peki şimdi hocam Türkiye'de polikisk-over sendromu çok fazla. Polikistik over sendromu olan bir hanım gebe kalmakta zorlanır mı? Çünkü buna adet düzensizliği eşlik etmiş oluyor. Değil mi? Şimdi eğer polikistik overde adet düzensizliği yok Allah'tan. Öyle mi? Aha. Polikistik overli olduğu halde polikistik overli olduğunu bilmeyip kendi kendine hamile kalanlar da var. Düzenli adet görmek de şart değil. Mesela bazı polikistik overler 45 günde bir adet görüyorlar, 50 günde bir adet görüyorlar ama ee, geç olarak yumurta üretebiliyorlar. Yani hı hı. geç yumurtaları büyüyor, geç çatlıyor. Ama bir yumurta kadında büyüdüğü ve çatladığı zaman kendi kendine o kadının da kendi kendine gebe kalma şansı da olabiliyor. Yani düzensiz adet gören kadınların bile böyle 3 ayda bir, 5 ayda bir olmadığı sürece kesinlikle gebe kalamayacakları söylenemez. Şimdi polikistik overlerin bir kısmı tamamen düzenli adet görüyor. Özellikle e, zayıf olanlar, ince olanlar düzgün adet görebiliyorlar. Ama polikistik overin bir de metabolik yanı var. Hı hı. İşte onlar biraz daha kolay kilo almaya elverişli oluyorlar. Birazcık hı hı. daha yuvarlak hatlı oluyorlar. E, beraberinde biraz hormonlara bağlı olarak tüylenmeleri filan da olabiliyor. Çok çabuk kilo alıyorlar. Özellikle kilo aldıkları zaman daha düzensiz adet görmeye başlıyorlar. Ve düzensiz adet görmeye başladıkça da daha zor hamile kalır hale geliyorlar. Şimdi işin aslında bizim polikliniğimize başvuran hastalar içerisinde iki grup hasta var. Tamam. Temel olarak bir tanesi yumurtası az olanlar bir tanesi de yumurtası çok olanlar. Hı hı. Biz şimdi bize gelen hasta içerisinde çünkü belli bir zaman genellikle uğraşmış ve çocuk sahibi olamamış ya da belli tedavileri geçirmiş olan bir hasta grubu oluyor. Polikistik hı hı. overli bir hastayı gördüğümüz zaman yumurtası az olan bir hastaya göre çok daha fazla mutlu oluyoruz. Çünkü polikistik overlerde. Kendi kendine yumurtlama çok iyi olmasa bile biz tedavi yaptığımız zaman bu gerek bir aşılama tedavisi olabilir ya da bir tüp bebek tedavisi olabilir. İstediğimiz kadar hatta istediğimizden daha çok yumurtayla karşı karşıya kalabiliyoruz ve bu çok yumurta tabi bize seçme şansı getiriyor. Daha çok embriyomuz oluyor. Embriyoların fazlasını dondurup saklayabiliyoruz istediğimiz kadar. Hı hı. Polikistik overli olup bir sürü donmuş embriyosu olan hastalar var. İkinci çocuğu, üçüncü çocuğu bile o embriyolarla doğurabiliyorlar. Dolayısıyla bir şeyin azlığındansa çokluğu bizim için tedavi eden hekim için hı hı. çok daha güzel. Polikistik over her ne kadar adı böyle korkutucu içinde kist mist geçiyor olsa bile hı hı. yumurtası bol olup yumurtalığı iyi çalışmayan kadınlar için kullanılıyor. Hı hı. Dolayısıyla bunlarda yumurta sayısı fazla olduğu için bizim için tedavide her zaman bir üstünlük sağlıyor. Çok hızlı gebe kalıyorlar. Eğer ek bir faktör yoksa tabi polikistik overle beraber mesela kocalarında da problem olabilir. Artı rahimlerinde de problem olabilir. Bazen her şey üst üste de gelebilir. Ama pür sebep Polikistik overse bu hastaların hamile kalması genellikle diğer gruplara oranla çok daha çabuk ve rahat oluyor. Peki hocam, şimdi rahimdeki şekil bozuklukları da çok etkiliyor. O tabii nedenle ki. siz biliyorum ki rahim filmi istiyorsunuz ilk başta hanımlara. Kesinlikle. Ve tüpler de önemli. Tabii. Ha, bunlar da önemli. Oraya geleceğim ama çikolata kisti. Şimdi çikolata kisti çok masum görünüyor böyle mana olarak isim olarak özür diliyorum. Ama aslında çok da gebe kalmak isteyen bir hanım için o kadar masum bir durum değil. değil. Çikolata kisti nedir tam olarak? Çikolata kisti, rahimin içerisinde endometrium dediğimiz bir tabaka var. Bu adetlerle atılan, hormonlarla kalınlaşan adetlerle atılan tabaka. Bu tabaka adet görüldüğü zaman rahim ağzından aşağı doğru atılıyor ve kadın adet görüyor. Ama bu kanın hı hı. bir kısmı da tüplerden karnın içerisine geçiyor o kanama sırasında. Bu herkeste böyle oluyor. Ama endometriozisi olanlar, yani çikolata kisti olanlar da buradan... Rahim içinden karnın içerisine giden dokuların tutunmasını engelleyen bir blok sisteminin eksik olduğuna inanılıyor. O yüzden bu hastalık zaten tedavi edilebilir bir hastalık değil. Ancak ilerlemesi durdurulabilir ya da o anda rahatlatılabilir bir hastalık. Yani tekrarlamasını engelleyemiyorsunuz çünkü siz Bugün bir kadına ameliyat edip çikolata kistlerini ben temizledim de deseniz hmm. o kadın adet görmeye devam ettikçe yeni odaklar, yeni dokular işte karnın içerisine geçtikçe yeni çikolata kistleri oluşabiliyor. Şimdi çikolata kistleri gerçekten e, anatomiyi bozan, işte içeride yapışıklıklar yapan, yumurtayla spermin karşılaşmasını hem mekanik olarak çünkü yapışıklıklar yapıyor, hmm. onu oraya yapıştırıyor, bunu buraya yapıştırıyor filan. Hem de kimyasal olarak bunların salgıladığı maddelerle engelleyen bir hastalık. E, cerrahisi de zor oluyor. Çünkü bu bazen çok kolay bir şekilde daha yeni başlangıç aşamasında alınabilirken, temizlenebilirken bazen o kadar ciddi yapışıklıklar yapıyor ki karnın içerisinde her şey birbirinin içerisine girmiş oluyor ve bunları temizlemekte zor oluyor. Çikolata kisleri adı güzel ama işte o kanın... Kapalı bir ortamda kalması biliyorsunuz kan eskiyince siyah olur. Evet. Taze kan Pıtlaşır. kırmızı akar. Hı hı. O siyah renginden esinlenerek işte o kisti açtığınız zaman öyle bir sıvı dökülüyor çünkü e, çikolata kisti adını alıyor. Güzel bir şey değil ama hı hı. çikolata kisti olup da özellikle tek taraflı çikolata kisti olup da hamile kalabilen, kendi kendine hamile kalabilen de bir sürü e, çift var. Bunları yönetmek önemli. Yani eğer çikolata kisti gördüğünüzde hadi ya taşı ameliyat demek çok doğru değil. Genellikle biz 6 santimin üstünde çikolata kisti olanlara ya da bazen bunlar çok gerçekten ciddi ağrılar yapabiliyorlar. Hem ilişki sırasında hem normal hayatta hmm. hem adetlerde öyle e, kendi normal hayatını etkileyebilecek kadar ağrı yapanlarda ya da yaptığı yapışıklıklar nedeniyle işte tüpü etkilemiş de tüp o tüp orada olduğu sürece Hı hı. Bu kadın hamile kalamayacak biliyorsunuz. O zaman tüpe müdahale etmek gerekiyorsa etmişken çikolata kistini de temizleyelim anlamında e, müdahale edilebiliyor. Ameliyat yapılabiliyor. Ameliyatların %90'ı da zaten laparoskopi ile yapılıyor. Karın açılmadan aynı gün içerisinde taburcu ediliyor. Ama her çikolata kisti olan ameliyat edilmemeli. Eğer tüpler açıksa hı. çikolata kisti 6 santimin altındaysa hı. o zaman çikolata kisti varken de o kadın hamile kalabileceğinden Hatta eğer tek taraflıysa aşılamayla mesela öteki taraftan hamile kalabilir mi açısından hmm. önce bir aşılama tedavileri olmazsa tüp bebek denenebilir ve bunların çoğu e, bu tedavilerle gebe kalır. Bir inanış var çikolata kisti olanlar tüp bebekle bile zor hamile kalır evet, diye. Evet öyle düşünülüyor. Öyle değil ama öyle değil yani o çikolata kistleri bazen bu hastalık endometriyoz hmm. hastalığı rahimi tutuyor rahimde. Adenomiyoz istediğimiz rahimin kas tabakasını bozan bir hastalık oluşuyor. Eğer rahimde bir deformasyon yoksa bebeği tutmayla ilgili ve endometriyoziste tüpleri de etkilemediyse, tüplerde de problem yoksa o zaman sadece karnın içerisinde olan bir hadisedir. Rahmin içini etkilemediği için bizim de tedavimizi etkilemez çok fazla. Çünkü biz tüp bebek yaparken en azından... Karnın içerisindeki durumu pas geçmiş oluyoruz. Yani biz oradan yumurtayı dışarıya alıp bebekleri dışarıda yaptığımız zaman rahmin içerisine koyduğumuzda rahmin içi de eğer salimse e, dolayısıyla karnın içerisindeki durumdan çok etkilenmemiş oluyoruz. Şimdi rahim içinde ne var ne yok bu neden önemli onu soracağım size. Hani, evet çok şahane bir embriyo hazırlayabilirsiniz laboratuvarda. Genetik testlerini yaptırabilirsiniz. Her şey şahane. Ama bir hanımın rahminde bir problem varsa, yapısal bir problem ya da böyle bir lezyon varsa o embriyonun da orada tutunup büyümesi zaten mümkün değil. Tabii o nedenle bir rahime nasıl müdahale edilmeli? Onu soracağım. Fakat İstanbul'dan Buket Hanım'a döneyim. Buket Hanım günaydın. Günaydın Melen Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Diliyorum. Buyurun sorunuzu alayım. Hemen soracağım. Hocam günaydın. Günaydın. Ee, şimdi hocam çikolata kisti tedavisi yapıldıktan Hı. sonra bunun tekrarlama riski nedir? Yani tekrarlama riski var mı çikolata kistinin? Tedavi olduktan sonra. Evet. Tek, tekrarlama riski var. Yani çikolata kisti nasıl oluştuysa yenisi oluşabilir. Hiç kimse ay. çikolata kisti bir daha tekrarlamaz, diyemez. Hatta bazen çok büyük çikolata kistleri tam olarak temizlenmedikleri için maalesef ameliyattan bir ay iki ay sonra bakıyorsunuz hala orada ufak bir doku var. Önemli olan şudur. Çikolata kisti tamamen yok edilemeyen bir hastalık. Hı. Ama bazen çok böyle temiz oluyor. Yani yumurtalıkta bir tane oluyor. İşte etrafta hiçbir yapışıklık falan doğru düz daha oluşmamış oluyor. Alıyorsunuz bitiyor. Öyle olanlar da var ama Hı. genellikle bu eziyetli bir hastalık. Tekrar tekrar yapabiliyor. Dolayısıyla çikolata kistinden Kadın niye ameliyat olur? Ya hamile kalmıyordur ameliyat olur. Ya çok ağrıları vardır ameliyat olur. Ya da 6 santimin geçmiştir ameliyat olur. Politika şöyle. Çikolata kistini alıyorsunuz. Eğer tüplerde bir problem varsa tüplere de müdahale ediyorsunuz. Sonra en kısa zamanda Hı. bu hastalık yine eskisi kadar alevlenmeden o kadını hamile bırakmak lazım. Eğer konu çocuk değilse yani çocuk Hı. olmuş mesela da çocuk olduktan sonra çikolata kisti oluşmuşsa o zaman... Bu hastalık tekrar alevlenmesin, yine baştan eski haline gelmesin diye basit doğum kontrol hapları verilebiliyor. Hmm. Onlar vücuttaki östrojeni düşürdüğü için e, bu kanama adet miktarının fazla olmamasını sağlıyorlar. Biliyorsunuz doğum kontrol hapı kullananlarda adet fazla olmuyor. Evet Adet fazla olmadığı için de karnın içerisine geçen kan da fazla olmuyor. Dolayısıyla bunların tekrarlama sürecini birazcık yavaşlatmış, geriletmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla her çiftin, her kadının e, çikolata kistinin durumuna göre nasıl devam edeceğimiz, ameliyattan sonra ne yapacağımız bunlara karar veriyor. Ama dediğim gibi bazen o kadar pür, e, hiçbir tarafta yapışıklık olmayan, tertemiz çikolata kistini bulduğunuz zaman temizlediğinizde kolay kolay da tekrarlamaz. Ancak öyle hastalarda eğer tüpler filan da etkilenmediyse, e, karnın içerisindeki anatomi de çok fazla bozulmadıysa çikolata kistini aldıktan sonra hadi birazcık bekleyelim, siz belki şimdi kendi kendinize hamile kalırsınız denilebiliyor. Eğer kadının yaşı müsaitse, erkeğin de sperm durumu müsaitse tabii. Peki hocam şimdi e, miyom. Kadınlarda çok fazla var miyom. Üç kişiden birinde var hemen. Evet varım, ve evet. çoğumuz miyomuzun evet. olduğunun evet. farkında dahi değiliz. Ya da evet. polip aynı anda. Evet. E, miyom ya da polibi olan bir kadın hamile kalabilir mi? Doğaçlama kendiliğinden. E, eğer kalamıyor ise... Tüp bebek tedavisi öncesinde bu miyomların, poliplerin temizlenmesi gerekiyor mu? Şimdi az önce söyledik. Başarılı bir gebelik sonucu için hmm. yumurtamız olacak, spermimiz olacak. Onlardan güzel bir embriyomuz oluşmuş olacak. Hmm. Bu embriyo çok güzel dediğimiz bir embriyoyu içeriye koyarken de rahimin buna uygun olması gerekiyor. Rahimde... Kalınlık olarak o endometrium dediğimiz tabaka 8'in altına düştüğü zaman gebelik şansları düşüyor 8 ve üstünde gebelik şansları artıyor o yüzden biz bebeği koyacağımız gün mutlaka rahim kontrolü yapıyoruz rahim iyi ise bebeği koyuyoruz rahim iyi değilse bebeği donduruyoruz ne zaman rahim iyi o zaman koyuyoruz çünkü ikisinin de aynı anda iyi olması gebelik şansını fazla yapıyor rahimin kalınlığıyla beraber. Rahimin iç yapısını etkileyen sizin dediğiniz gibi miyomlar rahmin içerisine doğru basabiliyorlar. Tamam. Polipler olabiliyor. Polipler e, bizim cildimizdeki et parçaları benler Şu gibi. Rahim makete e, önümüzde var bir tane yeşil. Orada evet. e, görebiliyoruz herhalde değil mi? Hocam e, orada mesela sarı bir nokta var. Şimdi mesela Biraz onu bu embriyoyu bu, şöyle cimiye doğru Bu embriyoyu de, ha. temsil ediyor burada. Evet. Bu yerleşen bir bebek tamam. böyle yerleşiyor tüpün içerisinden gelip. Rahim içi şurası, şu doku böyle üçgen. Tamam. Onun i̇şte. kavitesi falan önemli tabi. Evet. İşte bu içini bu yapıyı etkileyen böyle buradan basan bir miyom burada koç kocaman duran bir tane polip bir et parçası tabii ki bebeğin oraya etkilenmesi yerleşmesini etkileyebiliyor. Dolayısıyla biz şimdi rahmin içerisine bir bebek koyacaksak oradaki her şeyin de temiz olmasını isteriz. Biz tedaviden önce rahim filmi çektiğimiz zaman bir miyom varsa miyomun ne kadar rahmin içini etkilediğini bir polip varsa polibin ne kadar rahim içerisinde yer kapladığını hem ultrasonla hı hı. hem rahim filminde güzel bir rahim filminde görebiliyoruz. Dolayısıyla bunları tedaviden önce bir şekilde halletmek gerekebiliyor. Hı hı. Bunlar da histeroskopi ile yani aşağıdan kamerayla girerek çok rahat günübirlik işlemlerle halledilebiliyor. Bazen rahimde bir sürü miyom olabiliyor. Hı hı. 20 tane, 30 tane, 40 tane. Tedaviden önce bunları da düzeltmek ve temizlemek gerekebiliyor. Yine eski bir inanış var, miyomlar alınırken rahim kaybedilebilir, rahim almak gerekebilir diye. Böyle bir şey yok. 400 bir cerrahi yapılırsa bizim 200 kusur tane miyom temizlediğimiz hasta var. 200 tane. 200 kusur tane oluyor böyle. Yani her, her hastada bir tane olacak diye bir şey yok. Bir sürü olabiliyor. Rahim içerisinde de polip de bir sürü olabiliyor. İlla bir tane olacak diye de bir şey yok. Ama tabii iyi gebelik sonucu için mutlaka... Rahmin içinin bu işe hazır olması lazım ve rahmin içerisinde yer kaplayan işte doğuştan perdeler. Rahmin o da olabiliyor değil tabii mi? Tabii ki. Tavşan rahim. Tabii olabiliyor. Böyle. Onlar, ondan sonra işte bu polipler, rahmin içerisine giren miyomlar bunların hepsi histeroskopi ameliyatıyla çok kolaylıkla temizlenebiliyor. Bir şey daha var. Mesela niş deniyor ona da. Sezaryen olmuş kadın. Sezaryen, i̇lk doğumda. Ilk doğumda sezaryen hı. olmuş. Öyle çok var. İkinci çocuğu olmayan bir hı hı. sürü insan var. Sezaryen olduktan sonra o rahimin dikilen yeri, kesilip dikilen yeri iyi kaynamayabiliyor bazen. Hı. Açık kalabiliyor. Ve o çok açık kalan kısım bir sıvı üretiyor. Ve o sıvı rahmin içerisine dolabiliyor. Dolayısıyla oraya bir embriyo yerleşmeye kalkarsa böyle denizin dalgasının vurup ha. geri gelmesi gibi oraya bebek yerleşmesini engelleyebiliyor. Dolayısıyla ben daha önce bir sezaryen oldum bir daha hamile kalmadım diyenler böyle bir şey de söz konusu olabiliyor. Bunların hepsinin tedaviden önce temizlenmesi gerekir. Mesela onun işlerde ne yapıyoruz? O sezaryen yerine aşağıdan girip güzel kazıyoruz, temizliyoruz. Oranın tekrar iyileşmesini sağlıyoruz. Böylece evet. o sıvı ifrazatını durdurmuş oluyoruz. Gebelik evet. şansını da arttırmış oluyoruz. Biraz telefon da alalım. alalım. Samsun'dan bir hanımefendi Hattımızda. günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sorunuzu alalım mı Aret hocama? Buyurun. Ee, benim oğlumun spermleri ölü. Bundan tük bebek sahibi olabilir mi? Evet. Ee, biraz sormak ister misiniz? Anladınız bence anladım, siz. Anladım. Tamam, hoşçakalın hanımefendiciğim. Şimdi spermler bazen gerçekten sayı olarak iyi ya da düşük fark etmez. Bizim için biliyorsunuz yumurtaya yetecek kadar sperm olması yeterli. Yani milyon olması şart değil. Kadının 10 tane yumurtası varsa 10 tane sperm bulabiliyorsanız bu olay tamamlanıyor. E, tabii sperm ama bulduğunuz zaman biz spermlerin hem hareketli hem de şekli iyi olanını bulmaya çalışıyoruz. Çünkü onların yumurtayı dölleme şansları daha fazla. Şimdi bazen erkeklerde... Sperm sayısı yeterli oluyor ama spermler tamamen hareketsiz olabiliyor, hiç Hı. hareket yok. Şimdi bunlar çeşitli nedenlerle olabilir. Bir tanesi varikosel. Çok şiddetli varikosel varsa o damar genişlemeleri spermleri hareketsizlendiriyor olabilir. Bir kısmı da sperm zaten öyle yapılıyordur. Yani hareketlerini sağlayan o mitokondri dediğimiz yapılar tam iyi oluşmuyordur ve sperm kuyruk hareketi de iyi olmuyordur. Şimdi böyle olduğu zamanlarda bunlara canlılık testi dediğimiz bir test yapıyoruz. Yani sperm acaba canlı mıdır da hareketsizdir yoksa ölü müdür? İkisinden birisini ayırmak için Hı -hı. önceden eğer mesela spermler canlı ama hareketsizse dışarıdaki sperm de kullanılabilir. Ama spermler ölü geliyorsa o zaman dışarıda sperm olduğu halde yumurtalığın içerisinden daha canlı, daha hareketli sperm aranabilir. Bunlar tabii gebelik şansını etkileyebilir. Dolayısıyla bu vakanın değerlendirilmesi lazım. Dışarıdaki sperm mi kullanılacak yoksa tesem mi yapılması lazım? Ürolog tarafından değerlendirilmesi lazım. Ondan sonra tedaviye başlaması lazım. Bizim için sperm olsun. Ondan sonra çocuk olur. Yani tabii ki İyi sperm, iyi yumurta her zaman şansı daha ya fazla yapıyor. Umudunu Kesinlikle. İyi sperm, iyi yumurta Baba şansı ne fazla Baba olabilir kendisi. Yapa. Ama sperm hiç olmayacağına, hareketsiz bile olsa bir şans evet. vardır en azından. Uğraşmaya değerdir. Bir son Gaziantep'e döneyim. Efendim günaydın, İyi pazarlar. Günaydın. Buyurun sorunuzu alalım. Ben e, şunu soracaktım. Kız kardeşimin e, rahmi ters eder. Onun çocuk olmasına engel mi? Rahmi ters. Evet. Diyorlar. Engel değil tabii. Ha engel değilmiş hanımefendi. Şimdi Onu rahimler çakalı. kadınların yüzde yetmişinde öne bakar. Yani mesaneye doğru devriktir. Tamam. Evet. Karın içerisindeki bazen de yüzde otuzda da rahim böyle geriye böyle arkaya doğru bakar. Hmm. Hiçbir anlamı yoktur. Bu ters demek mi oluyor? Ters o diyorlar gönlüm. ona. Hatta eskiden bir ameliyat vardı. Biz böyle yani gençliğimizde daha yeni asistanken rahimi böyle arkadan alır öne doğru bağlardık falan. Böyle ameliyatlar yapardık. Bunların hiçbir anlamı yok. Hiçbir hmm. şey ifade etmiyor. Rahimin bizim içerisinin içindeki o boşluktur önemli olan. Ve o endometrium tabakasıdır. Rahim arkaya da baksa, öne de baksa, içine bebek geldiği zaman güzel güzel gebeliği barındırır ve büyütür. Ters duranlarda ama bazen, ters hmm. duranlarda ona bakmak lazım. Rahimin arka tarafında olan yapışıklıklar, o rahimi arkaya doğru çevirmiş olabiliyor. Mesela endometriyolisi olanlarda ya da daha önce herhangi bir iltihap geçirmiş ya da bir cerrahi geçirmiş rahimin arkasında yapışıklıklar oluşmuş olanlarda. Şimdi biliyorsunuz tüpler ve yumurtalıklar da rahimin arkasında ve oradan yumurtayla spermi buluşturuyorlar, evet. birleştiriyorlar. Rahimi arkaya dönük olanlarda acaba bunda yapışıklıklar mı var bu yüzden mi hamile kalmıyor diye düşünülebilir. Ama gebe kaldığı zaman tedaviyle olsun ama kendi kendine olsun. Bebeği büyütme ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Peki son bir soru bitiyor. Ee, hocam tüp bebek başarısında öndeki bütün bu tetkiklerin yapılması, bütün bu histeroskopi yapılacak ise eğer ya da laparoskopik cerrahi yapılması ne kadar etkili? Çok etkili çünkü bizim başvuran hastaların neredeyse üçte birinde tedavi öncesinde düzeltmemiz gereken bir şey çıkıyor ya ile düzeltmemiz gereken bir şey çıkıyor. Ya bir tüpünde bir problem çıkıyor laparoskopiyle önce tüpü almamız gerekiyor. Çünkü bozuk olan tüpler rahime bebek tutunma şansını da etkiliyor. Hatta bazen bozuk olan tüpü alıyoruz kadın kendi kendine gebe de kalabiliyor. Dolayısıyla ön hazırlığın çok iyi yapılması lazım. Rahim filminin mutlaka ihmal edilmemesi Her lazım. Her çıldı çekilecek o rahim. Cerrahi geçirdiyse bir, bir bir ay sonra bile çektirebiliriz. Arada mesela tamam. filmi var. Ama sonra kürtaj olmuş, çektirebiliriz ama hiçbir şey olmamış 5 seneye kadar beklenebilir. Hani hiçbir zaman tüp bebek yapacağız nasıl olsa. Filme ne gerek var? Biz yumurta alacağız. Spermi koyacağız. içeriye koyacağız. Mutlaka dememek şey lazım. Evet. Çünkü biz 10 sefer tüp bebek denemiş rahim filmi olmayan hastalarla karşılaşıyoruz. Esat e, kulak diyor hadi bitirmemiz evet. lazım. Ben bana ne bana ne diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. teşekkür Sağ olun ederim. var olun. Siz Yine bize aydınlattınız önemli konularda. Efendim Sağlık Merkezi'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Cumartesi sabahı yeniden birlikte oluncaya dek hayatta sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşçakalın.